NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Ben Burcu Kaya. Bu sabahta gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Bu bölüme haber özetleriyle başlayalım. Dağlıca saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri helikopterlerle Van'a götürüldü. Şehitlerin bugün Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenden sonra memleketlerine uğurlanması bekleniyor. Şehitlerin acı haberleri de ailelerine ulaştı. Teröristlerin Hakkari Dağlıca'da önce mayın temizleme timini sonra da iki askeri aracı hedef aldığı ortaya çıktı. NTV ekibinin ulaştığı ayrıntılara göre bölgeye indirilen destek ekip 2 kilometrelik mesafeyi hava koşullarının olumsuzluğu ve devam eden çatışmalar nedeniyle 10 saatte ancak kat edebildi. Ve Dağlıca saldırısının ardından dün Ankara'da toplantı üstüne toplantı yapıldı. Günün sonunda devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti. Sonra bu toplantı güvenlik zirvesine dönüştü. En dikkat çekici görüşme ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaydı. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu o dağlar teröristlerden temizlenecek dedi. Şehit sayısına ilişkin tartışmaları kara propaganda olarak niteleyen başbakan muhalefet partilerine terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı. Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terör saldırısı tüm yurtta protesto edildi. Yürüyüşler düzenlendi, konvoylar oluşturuldu. Bazı kentlerde ise olaylar çıktı. Ve savaş bölgelerinden kaçanların en önemli adreslerinden biri haline gelen Yunanistan Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Göçmen Bakanı durum acınası ifadesini kullandı. Ve Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası B grubunda 3. maçında Almanya ile karşılaşacak. Berlin'deki maç saat 18.45'te başlayacak. Haber özetleri böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Teröristler Hakkari Dağlıca'da önce mayın temizleme timini sonra da iki askeri aracı hedef aldı. 16 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yoğun sis nedeniyle çatışma bölgesine güçlükle ulaşıldı. Saldırıların ardından PKK mevzileri bombalandı. İşte NTV ekibinin ulaştığı ayrıntılar. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu bölgede 4 Eylül'den bu yana mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışması yürütüyordu. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre 6 Eylül pazar günü saat 15.30'da 5 kişilik bir mayın temizleme timine yaya olarak bölgede arama çalışması yürütürken PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Bu ilk saldırıda bir asker yaralandı, diğer 4 asker ise teröristlere anında karşılık verdi. Saldırının haber alınmasının hemen ardından Dağlıca taburundan aralarında şehit olan tabur komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu bir destek ekibi zırhlı personel taşıyıcıyla olay yerine hareket etti. Ancak destek ekibi yoldayken teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu Yarbay Çelikcan'la birlikte 9 asker şehit oldu. Saldırı helikopterleri ve uçaklar saat 16.30'da harekete geçerek PKK mevzilerini bombalamaya başladı. Bu sırada 3 tank ve zırhlı personel taşıyıcıyla ikinci ve daha büyük bir destek ekibi yola çıktı. Ancak teröristler ikinci kez el yapımı patlayıcıyla destek ekibine saldırdı ve 7 askeri şehit etti. Bu saldırıda bir tank da patlama nedeniyle zarar gördü, 5 asker yaralandı. Saldırılar sonrasında hava unsurlarının sürdürdüğü operasyonlarla 28 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İlk saldırının gerçekleştiği bölge tabura yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Ancak saldırı sonrasında yoğun yağış ve sis nedeniyle destek ekiplerinin bölgeye ulaşımında güçlükler yaşandı. Bölgeye sabah saatlerinde indirilen jandarma özel harekat timleriyle 2 tabur bordo bereli 2 kilometrelik mesafeyi hava koşullarının olumsuzluğu ve devam eden çatışmalar nedeniyle 10 saatte ancak kat edebildi. Şehit sayısının tespit edilip açıklanması bu nedenle gecikti. Bölgede tespit edilen yaklaşık 200 kişilik bir PKK'lı grubunun bulunduğu ve bu gruba yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi. Hakkari Dağlıca'da şehit olan 16 askerin memleketlerine ateş düştü. Acı haber ailelere ulaştı. Uzman çavuş Harun Saltalı'nın Osmaniye'de yaşayan anne ve babası saldırı haberini televizyonda gördü.
Anne Sultan Saltalı oğluna ulaşamayınca baygınlık geçirdi. Aile acı haberi akşam saatlerinde aldı. Şehidin 4 aylık bir de kızı vardı. Harun Saltalı Osmaniye'nin 37 gün içinde verdiği 8. şehit oldu. Manisa'ya da 2 şehit haberi ulaştı. 22 yaşındaki uzman onbaşı Özgür Yatakdere'nin Salihli'de yaşayan ailesi tek çocuklarının şehit olduğunu askeri yetkililerden öğrendi. Uzman çavuş Tolga Artuğ'un Turgutlu'daki baba ocağına da ateş düştü. Artuğ bir süre önce sosyal paylaşım sitesinde askerliğine ilişkin yazılar paylaşmıştı. O paylaşımlarda cesaret isteyen mesleklere yiğitler aslanlar talip olur. Söz konusu vatansa uğrunda seve seve ölmek bizim için şeref olur ifadeleri yer alıyor. Konya 3 şehit verdi. Uzman çavuş Tuğrul Köseoğlu ilk görevini Afganistan'da yapmış, daha sonra Yüksekova'ya tayin olmuştu. Eşiyle 1 yaşındaki kızına görev yerine götürmeyen Köseoğlu saldırı anında zırhlı aracı kullanıyordu. Şehidin dayısı Rıfat Özbek sürekli telefonda görüşüyorduk. Gece gündüz yollara döşenen mayınları temizlediklerini söylüyordu. Çocuğunu çok özlemişti dedi. 23 yaşındaki Er Resul Coşkun'un ailesi haberi misafirlikte aldı. Duyduklarına inanamayıp eve dönen aile subayları görünce oğullarının şehit olduğunu anladı. Nişanlı olan Resul Coşkun bir yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlamıştı. Acı haber Er Muharrem Öksüz'ün Karatay ilçesindeki baba evine de ulaştı. Öksüz 7 aylık askerdi. Uzman çavuş Adnan Ergen Muğlalıydı. Şehidin anne ve babası haberi alınca fenalaştı. Kalp hastası baba Mehmet Ergen hastaneye kaldırıldı. Ergen'in 10 ay önce göreve başladığı, çıkan olaylar nedeniyle izin yapamadığı öğrenildi. 28 yaşındaki Er Uğur Yıldız'ın Antalya'daki baba evine de şehit haberi verildi. İkinci evlat acısını yaşayan baba Sadık Yıldız fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yıldız tedavisinin ardından ambulansla taziye çadırına götürüldü. Geçen yıl nişanlanan Uğur Yıldız bu ay için evlilik planları yapıyordu. Assubay çavuş Deniz Göçkün 22 yaşındaydı. Oğullarına 2 gün boyunca ulaşamayan aile umutla iyi bir haber bekledi. Ancak acı haber şehidin Balıkesir'deki baba evine ulaştı. Assubay Meslek Yüksekokulu'ndan yeni mezun olan Göçkün 2 aydır ilk görev yeri olan Dağlıca'daydı. Dağlıca'daki pusuda şehit olan askerlerin arasında tabur komutanı Yarbay İlker Çelikcan da vardı. 39 yaşındaki Çelikcan geçen hafta 30 Ağustos'ta yarbaylık rütbesine terfi etmişti. Şehit Yarbay geride 2 çocuk bıraktı. Çelikcan'ın cenazesi bugün defnedilecek. Askerlerinin şehit haberini alın.